Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Demet, terazi evet. Burcunda artık güneş tutulması döngüleri evet, başlıyor. Evet. Terazi Burcunda Dolunay var, 15 Nisan'da bir ay tutulmasıyla beraber bu ay itibariyle Terazi Burcunda gerçekten önemli ve geri dönülmez entropik değişimler olacak. Entropi yasası. Gezegen harekete geçtiği anda olaylar asla geri dönülmez noktaya gelir. Evet. Yani bir diş macununu sıkarsan içindeki içindeki maddeyi asla o tüpe geri dolduramazsın. Doğru. Böyle bir aya giriyor. Evet. Denge, birliktelik, evlilik, ortaklık, ilişkiler çok yoğun. Bazı olaylar yaşayacak ama bu yaşamış olduğu olayların sonucu iyi gidecek. Şu an ne yaşarsanız yaşayın. Nisan ayında Uranüs'ün etkisiyle eşinizden mi ayrıldınız? İş ortağınızla ilgili sorun mu oldu? Evinizi mi kaybettiniz? Yoksa sağlığınızla ilgili bir sıkıntı mı oldu? Her ne olursa olsun ilerisi iyi olacak. Evet sevgili Demet, biraz detay versene. Sevgili teraziler, bu aya 30 Mart'ta doğan Koç burcu yeni ayının o hızlı enerjisiyle başlıyoruz ve ayın ilk günleri özellikle ilişkiler konusu gündeminizde olabilir. Gökyüzünde Uranüs, Plüton, Mars ve Jüpiter arasında sert görünümler var. Bu da önemli değişimleri, dönüşümleri meydana getirebilir şu sıralarda. Mars da Terazi burcundaki retrosunu ay boyunca devam ettirecek. Evet, 5 Nisan'da Venüs Balık burcuna geçiş yapıyor. 7 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür Koç burcunda 4 Mayıs'a kadar kalacak. Demek ki ilişkilerle ilgili konular, iletişimler artacak bu süre içerisinde. Evet, tabii ki gökyüzü özellikle 8 Nisan'dan itibaren sertleşiyor. Kazalara dikkat. Mars retro evet. Güneşine evet, çok yakın. Güneşe yakın. Ve kazalar, beklenmedik sorunlar, küçük yaralanmalar değil mi? Evet, bunlar evet, da problem bunlar, var. Bu potansiyel riskler ay boyunca devam ediyor sevgili teraziler. Tabii ki doğum haritanızın yapısına göre etkiler azalabilir veya çoğalabilir. 15 Nisan'da 25 derece terazi burcunda ay tutulması var. Özellikle 15 Ekim yakınlarında doğanlar için çok daha etkili olacak bir tutulma. Bu tutulmada yıldızınız, gezegeniniz Venüs, Jüpiter'le üçgen açı yapıyor. Bu biraz hafifletici ve destekleyici bir etki. Bazı teraziler için aslında güzel değişimler de getirebilir, dönüşümler. 15 Nisan, evet. 18 Nisan yeni tanışmalar, eş adayıyla tanışmalar ama kolay olmayacaktır. Evet, zorluklar yani var. Boşanmak üzere olan biriyle tanışabilir. Evet. Veya boşanmış olan ailesinin kabul etmeyeceği biriyle tanışabilir. Yani boşanır, maddi destek alır gibi. Boşanır, maddi destek alır. Yani zorluklar var evet. Ama o zorlukları çözecek de etkiler var. Yani evet. İkili çalışıyor bu ay. Evet, o evet. İkili çalıştığı için bu Venüs Balık burcunda Jüpiter etkinliğinde bu çok önemlidir yani 9 derecede. Bu da Terazi burcunda evet biraz olumsuz olaylar olsa da ileride olumlu şeylerin olacağını da göstermiş. 18 Nisan iyi. İşte 20 Nisan Güneş Boğa burcuna geçince biraz bir rahatlama var. 25 Nisan Venüs üçgen, evet. Satürn çok iyi. 25 Nisan haberler geliyor. 29 Nisan'da yeni ayda bir tutulma var. Mayıs'ı da etkiliyor ama Nisan'ın son 15 gününde de etkili. Evet, Boğa burcundaki güneş tutulması sevgili teraziler, o da parayla ilgili konulara dikkat çekiyor. Evet. Yani sanki teraziler için ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, ayrılma, evlenme, boşanma, nafaka, miras gibi konular sanki böyle biraz para günden girecek. Para ve ilişkilerle alakalı i̇lişkiler. Konular mesela daha işten ayrılır evet. Tazminat alır. Evet. Gibi olaylar. Aylık burç yorumlarının haricinde haftalık burç yorumlarını ve günlük burç yorumlarında Sayın Demet Baltacı'nın yaptığı terazi burç yorumlarını sitemizden izlediğiniz takdirde arkadaşlar Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin sizin adınıza ne söylemek istediğini çok çok daha iyi anlayacaksınız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Güle güle.